Merhabalar. Bugün biraz havalı geldim. Kıyafetim olsun, arka planım olsun, dönmeli sandalyem olsun. Ofisi değiştirdik. Bana yakışır havalı bir ofise taşındık. 4 katlı mı Sinan burası? 5 katlı mı? 6 katlı mı? Dolaşamadım ben zaten. Bugün YouTube'a başladığımdan beri çok hevesli olduğum bir video çekiyorum. Gece kulübü işletmecisi tanıyan kızların makyajını yapacağım. Sanki ben tanımıyormuşum gibi onlardan bahsedeceğim. Hemen başlıyorum. Bu sırada size gece kulüpleriyle ilgili muhteşem anılarımı falan anlatacağım. Baz olarak Nivea'nın erkekler için ürettiği ama biz kadınların el koyduğu Nivea tıraş sonrası losyonu kullanıyoruz. Sinan, bak ne getirdim. Bunu hiç bu şekilde sunmamıştım. O kadar heyecanlıyım ki. TV paint stick, yanına kalp koy, tamam mı? Aşkım fondötenime geri döndüm. Bu kıyafete, bu arka plana falan bu yakışırdı. Sinancığım, burada elbisem hakkında yorum yapmadın. Ya şu püsküllerine dikkat edersen. Çok güzel. Teşekkürler. Gülnur Güneşciğim yaptı. Bana özel bir tasarım değil. Ama bana özel gibi. Tam istediğim elbise. Gülnur, sen dünyanın en havalı kadınısın. Vallahi özlemişim. geçen haftalarda yamiba.com'dan bahsetmiştim. Artık siteye nasıl yüklendiyseniz, nasıl bir fal aşkıysa bu, siteyi çökertmişsiniz. Yavaş. Yavaş be. Tamam, baktırın. Ben kefilim. Ama biraz yavaş lütfen. Burada asıl bahsetmek istediğim konu Sinan. Biliyorsun, falımdan bahsetmiştim. Annesi falan mevzusu. Tanıştım. Bu doğru. Behfi miydi onun adı? Söyledikleri çıktı Sinancığım. Şimdi ise yüzümüzü kontrol edeceğiz. Kontrollemek için de Anastasia Beverly Hills'in kontür kitini kullanacağız. O geçen hafta bahsettiğim şu MAC 191 var ya, yine göstereyim şöyle. Bu MAC 191'i aklınıza gelebilecek her şeyde denedim. Yani bu fırçaya o kadar para verdim. Bunun mutlaka bir işe yaraması gerekiyordu. En son dedim ki acaba resim yapmaya başlayıp hani yağlı boya falan mı yapsam bunu dedim. Para vermişken kullanmam lazım. Bunda işe yarıyor. Ama bunu nereden bulursunuz bilemiyorum ya. Sephora'lara geliyormuş diye bir duyum aldım. Ne kadar da umarım gelmez. Merak etme, şeyle yaydıracağım. Sadece bu işe yarıyor. Fazla bir görev yok. Bunu alıp elimle de sürebilirim ama para verdim o kadar. Ay, keşke parayla sürseydim de param cebimde kalsaydı. Bakardım en azından 100 lirama arada bir. Hemen şundan da bahsedeyim. Şey diyenler oluyor işte, sen artık çok böyle şey yapıyorsun. Şımarıyorsun, ne bileyim, çok kavgacısın falan. Ben hep böyleydim. Kibar bir makyajcı, kibar bir YouTuber izlemek istiyorsanız zaten çok var. Onları izleyebilirsiniz. Bunu yanlış anlaşılmasın, sizi kanalımdan kovmuyorum asla. Ama sevmiyorsanız izlemeyin. Ben buyum. Ben ilk videoda evet biraz utangaçtım. Sinan'dan çok utanıyordum. Ama sonrasında gerçek kimliğim ortaya çıktı. Ben buyum. Yallah be! Yallah be! Şu ofisin eşyaları gelsin de şöyle şuralarda çekim yapsalım Sinan. Yallah be! Çok işe yaramayan fırçamızı bir kenara bırakıp çok işe yarayan beauty blenderımızla bir güzel yayıyoruz. Yeni ofisimize işte 4-5 tane Türk kahvesi, bilmem ne kahvesi makinesi falan aldık. Nereye bağlayacağımı bakıyorsun oradan ne yapacağım diye.
Türk kahvesi olmadığı için, makinesi var sakın yanlış anlaşılmasın, kahvesi olmadığı için az önce tarot falıyorladım. Kahvem olmadığında tarot falıyorlarım. Neydi kızın adı? Kız diye düşünüyorum. Kızı Sonya'ya yolladım bu sefer. Bugün de öyle denedim şansımı. Her gün bir tane mutlaka yollarım. Yollayamazsam ertesi gün iki tane yollarım Sinan. Mutlaka o haklarımı kullanacağım. Kızı Sonya'ya yolladım. Hanımefendime bilmiyorum. Sonya hanımefendiye yolladım. Bekliyorum. Sonuçta biliyorsun tanıştığım için hani aynısıyla. Geleceğim çok önemlisin yani. Bu ilişki nereye doğru gidecek? Neler yaşanacak? Babasıyla tanışacak mıyım mesela? Önemli kriter. Evet, anne çok önemli bir kriterdir. Ama iş babaya döndüğünde olay tamamen ciddileşir. Bu kadar şeyden bahsettim. Hala bu kızlardan bahsetmedim Sinan. Şunu yedirip hemen bahsediyorum. Bir kızla tanıştın. Dedin ki bir yere gidelim. Bir mekana, gece kulübüne. Kız da sana dedi ki, aa ben o mekanın işletmecisini tanıyorum. Ne düşünürsün? Gitmem. Tamam, gitmen de problem yok ya da gitmemenle. Kızla ilgili ne düşünürsün? Yani bir kız neden bir mekanın işletmecisini tanır? Orada bir davranış mı olduğu gösterir bu. Tamam, bu kötü bir şey midir? Evet, doğru cevap evet. Bu kadar düşünmene gerek yok. Hızlı zamanlarımdan biliyorum. Bu arada gerçekten ben de bayağı mekan işletmecisi tanıyan bir insanım. Çünkü İstanbul Üniversitesi'ne gelip özellikle hazırlık okuyorsanız Taksim Pera sınırları içerisinde en az iki mekan işletmecisi tanırsınız. Ve bir mekana girdiğinizde işletmeciyi tanıyan kızlar kendini o kadar belli eder ki. Ki o mekanları muhtemelen şu an izleyenlerin %90'ı biliyor. Mekanı ben bununla giderdim mesela. Niye biliyor musun? Çünkü işletmeciyi tanıyorum. Ama bazıları da var ki benim gibi masum. İşte ne bileyim, temiz duygularla işletmeciyi tanıyanlar değil de böyle hani öyle tanıyanlar Sinan. Bahsedeceğim, bekleyin. Yeni başlıyoruz. Show yeni başlıyor, durun. Hemen göz makyajımı yapıyorum. Gece kulübüne gidiyorum. O yüzden yapabildiğim kadar siyah bir makyaj yapacağım. Elbisem de çok şık olduğu için Sinancığım. Şu püskülleri gözüküyor mu orada ya? Çok özür dileyerek. Önce kahve tonu geçeceğim. Şöyle bir renk geçeceğim. Şöyle göstereyim. Bunu geçiyorum. Arkasından da full siyah. İstediğim siyahı elde edemezsem aile onu da alacağım. Bir make-up artist videomu paylaşmış. Hani bir videoda Mac'in highlighter'ına laf ediyorum ben. Bu ne işte, buna para veriyoruz hiçbir işe yaramıyor falan diye. Onu paylaşmış Instagram'da, çok gülmüş hani şey paylaşmış. Ama beni tanımıyormuş hani, tesadüf görmüş. Onu paylaşmış, gülmüş falan. Altına da bir fotoğrafçı şey yazmış. Bu kız Danla Bilic YouTuber. Ama bir make-up artist olarak sakın videolarını izleme. Çok gülersin ama şey yapabilirsin. Kalp krizi geçirebilirsin. Sinirin bozulabilir. Diyeceğim o ki, biz olacağız ki siz orada çalışabileceksiniz. Biliyor muyum? Biz olacağız ki siz artist olacaksınız. Biz de biliyoruz sizin orada before after yaptığınız fotoğraflarda ne filtreler kullandığınızı. O highlighter'ları nasıl o kadar keskin gösterdiğinizi biliyorum. Ama ekmeğinize taş koymayacağım. Hiçbirinden bahsetmeyeceğim. Ama facetune'dan yapabilirsiniz kızlar. Neymiş efendim? Makyaj artist olarak izleyemezmiş. Bok mu sürüyorum yüzüme? Bok mu sürüyorum? Bak ne güzel makyaj malzemelerim var. Ne yapıyorum, ediyorum, alıyorum. Gece kulübüyle ilgili en içim acıtan olayı anlatacağım. Kendimle alakalı değil. Şimdi Kuruçeşme'de bir gece kulübündeyiz. Sinan oraya bakarak anlatamıyorum biliyorsun. Kulübündeyiz. Şimdi ortada localar var. Yanında da standlar var. Standla locanın arasında bir yer var yani. Bir şey çekmişler oraya, oturabiliyorsun üstüne. Hani standtakiler yorulur oraya otursun diye yapılmış bir yer. 4-5 kız bir standdayız. Yanımızda da 2 tane kız var. Yan standımızda. Onlar, bizim arkamızda loca denk gelmiyor. Onların tam arkasında bir loca var. Kız da yazık, yorulmuş herhalde. Locaya duvara oturmuş oraya. Arkasında da godomanlar var. Yanına böyle Ruslar falan getirmiş ama belli hani böyle para var ama hani yakışmıyor, anladın mı? Hani o parayı sen bana ver, ben harcarım o parayı. Yani o para sende kalmasın tipli godomanlar. Neyse kız oturmuş oraya falan. Bu kızı ben gördüm. Bu kızı böyle arada bir diziyle itiyor falan, tamam mı? Kız da en son böyle döndü.
Şey dedi, ya yavaş olur musunuz biraz? Ben duymuyorum tabii ki. O tarz bir şey söyledi, yavaş olur musunuz biraz falan dedi. Adam böyle yaptı. Senin yerin orası değil, daha aşağısı yaptı. Ben böyle masada gibi, çünkü ben de aynı yerdeyim. Ben de kızla eşit yerde duruyorum yani. İnşallah karşıma çıkarsın bir gün bir yerde de sana yerini gösteririm ben. Hadsiz ya, hadsiz köpek. Senin yerin daha aşağısı dedi. Siyah aldım. Göstermeye çok sinirlendim şu an tekrar. Kıyamam minnoşuma. Bu sizin yaptığınız makyaj. Bu ise benim. İşletmeciyi tanıyorsun ya, hemen bir şey trip olur. Etrafa bakınlara. İşletmecinin adı Mustafa mesela. Şey yapar hemen garsona. Mustafa nerede ya? Ama her önüne gelene. Önüne çıkana. Çünkü ben hani işletmeciyi tanıyorum. Bu bir şey çünkü. Bu bir rütbe. Bir işletmeciyi tanıman için o mekana 15 kez falan gitmen lazımdır. Bir de şey tribi olurum. Ben herkese attırabilirim. 15 liralık bira içer orada ama herkese attırabileceğini düşünür. Bir meşhur hesap veren şey masayı kovdurabileceğini düşünür. Çünkü bunu ona işletmeci empoze eder. Anladın mı? Ama atmaz. En sonunda da işletmeci ve müşteri arasındaki muhabbet bu şekilde sonlanır. Abi atmadı ya mekandan hani. O kadar kavga ettim ama çıkarmıyor. Bu bana yapılacak şey miydi? Ben her gün oraya gidiyorum. Gidiyorsun da 15 liraya bir tane bira içiyorsun. 2 tane enerji içiyorsun. Üstelik mekandaki erkeği yanmıyorsun. İşletmeciler bayılır. Güzel kızlar olsun erkek çeksin mekana diye. Sonra neymiş işletmeci tanıyor. Mustafa nerede ya? Mustafa'yı gördünüz mü falan. Vestiyer derken hanımefendi ceketinizi ver. Mustafa'yı gördüm ya. Ben. Çünkü Mustafa onun vestiyere para vermesini engeller. Yok öyle. Vereceksiniz. Biraz daha siyahlaştı. Sinan dedi ki yeterince siyah olmadı dedi. Ben çok siyah görüyorum şu an ama yani. Muhteşem bir taktik. Eyeliner'ı alıyorsunuz. Tamam mı? Eyeliner'ı göstermem. Herhangi bir eyeliner. Şöyle bak, nokta şeklinde koyuyorsunuz. Tamam mı? Ana! Ne güzel oldu Sinan! Dağıtmıyoruz, kalsın böyle. Dağıtsak mı? Dağıtalım ya, ne olur ne olmaz. Sonra bunu dağıtıyorsunuz. Çok kurumasını beklemeyin. Kurudu. Şimdi rimel süreceğim. İyice simsiyah yaptım kendime. Bu ikili bir rimel. Yine Anastasia alıyorum. Göstermene gerek yok. Başta göstermiştim zaten. Şu en koyu rengiyle. Böyle bütün gece şey takılırlar, çok cool, çok asil. İşte mekan onun zaten, işletmeciyi tanıdığı için mekan onun. Ama hesap geldiğinde Sinan, direkt bir Mahmut abiye bağlama mevzusu vardır. Mustafa bu ne ya? Mustafa bize de mi bu abi falan triplerine girerler ve indirim yaptırırlar. Ama bütün gece görseniz sanki böyle mekana işte para basıyor böyle sürekli. Cool hareketler işte ona... Hani mesela bir kız ona bakar şey yapar. Tanıyor işletmeciyi, o rahatlık var. Hani ne bakıyorsun ya falan triplerine girerler. Ama hesap geldiğinde abi bizi de mi bu yani biraz indirsene. Yeni işte babama yeni açtım yatırdı falan triplerine girerler. Bunu da görmüyoruz etmiyoruz sanmayın. Pudra geçeceğim üstünden, bu da MAC Studio Fix. Ben yine NW15'ini kullanıyorum en açığına. Keşke kullanmasaymışım. Yani o kadar kullanmışım ki Allah aşkına. Yani bu da kanıtıdır yani bu pudrayı ne kadar çok sevdiğim. Highlight. Hourglass. Dünyanın en güzel highlighterlarından biri olabilir. Nars fırçayla süreceğim çünkü bunu en iyi onun sürdüğünü düşünüyorum. Sinancan, senden çok özür dilerim. 2 dakika kirpik takmak istiyorum. Arda Bey, koltuğunuza kirpik yapıştırıcısı döktüm. Bu öğlene kadar aramızda sıyam.
şimdi allığımı sürüyorum. Sephora'nın şu al. Bugün o kadar kötü şeyler yaşadım ki. Yanlışı getirmişim. Kırık olanı. Neyse önemli değil. Kırık diye atacak değilim. O kadar para verdim. Ne ki bu? Neyse. Gördüklerinizi unutun. Dağınlar için allığı kırılmış dedirtmem. Söylemeyi unutmadan kaşlarımı doldurdum. Yves Saint Laurent'in şu kaş markerıyla doldurdum. Bir de şeyler vardır. Mekan sahibini tanıyanların daha beteri, mekandaki DJ'yi tanıyan kızlar vardı. Öyle biriyle gittiyseniz yalnız. Abi hangi şarkı istiyorsun söyle ben çaldırırım hemen der. Ama o şarkı hiçbir zaman çalmaz Sinan. İşte DJ şey yapar. Çok iyisin ya. Çok iyisin devam. Bir sonraki benim şarkım. Sürekli bu tipler. Sürekli bir DJ'nin bana bakıyor mu? Çünkü tanıyor ya beni işte. El sallar mı? El sallarsa mekandakiler gördü mü? Bana el salladı bak falan. Sürekli bu tripte. Kendine gel. Bunu her videomda söylemekten çok yoruldum. Kendinize geliniz. Hafta içi Instagram'da da bunu sürmüştüm. Dudak büyüttüğünü söylemiştim. Lip Max. Instagram'da satın alabilirsiniz. 35 kere falan sordunuz. Kırmızısını süreceğim. Pembesini kullanmıştım. Şimdi kırmızısını kullanıyorum. Ama önce çok özür dilerim size. Herhangi bir dudak kalemiyle. Çünkü ben ruju çok taşırdığım için taşırmayayım diye. Bu arada geçen haftalarda bir soru aldım. Diyor ki kız, Yamiba'ya nasıl gidebilirim? Yamiba'ya gidemezsin. Yamiba bir online fal sitesi. Aynı zamanda uygulaması arkadaşlar. Yamiba.com. Siz yolluyorsunuz, onlar ise falınız yol. Yani bir yere gitmenize gerek yok. Bunu idrak edin. Yani telefonunuz varsa hemen fal baktırabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bunu 5-6 kişi falan sordu. Yamiba'ya nasıl gidebilirim diyor. Şey diyor, Karabük'teyim. Nasıl gideceğim ya? Ah Daniela. Taş bebek oldun kız yine. Kırmızı rujunla. Birin sana kırmızı ruj bu kadar mı yakışır Sinan? Biraz daha kabartayım da gece kulübüne gidiyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu kızları iyi yorumlayabilmişimdir diye düşünüyorum. Bence özellikle bu konuda tespitlerimde hiç ama hiç yanılmadım. Tam da bir gece kulübü makyaj yaptım. Kimse de bir şey diyemez. Hepinizi çok çok öpüyorum. Haftaya görüşmek üzere. Aynı şekilde 30 kere söylediğim gibi aşağıya link bıraktım yabime.com için. Bay bay. Haftaya görüşürüz. Sakın kapatma pozumu yapayım. Kapatabilirsin.